Sistem ses düzeyi yüzde %0 Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Sultan Papağanım Gümüş ve Muhabbet Kuşum Maviş ile birlikteyiz. Size evcil kuşlar hakkında kısa bilgi vereceğim. Tabi bu videonun altına da değişik yorumlar gelebilir. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Baş edebildiklerimizle baş ederiz. Baş edemediklerimizde de e, hukuki açıdan gerekli yaptırımları uygulamaya çalışırız. Geçelim konumuza. Eve kuş aldınız diyelim. Bu ister sultan papağanı olsun ister muhabbet kuşu olsun fark etmez. Eve ilk geldiğinde hepiniz bunu biliyorsunuz ama yine de söylemekte yarar var. E, kuşlarınıza zaman tanıyın. Yani evi tanıması, sizi tanıması için ona vakit verin. Belki de en önemlisi bundan sonra sizinle kalacağına daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bundan sonra sizinle kalacağını, ömrünün geri kalanını sizinle geçireceğini, sizin kuşunuz olacağını anlamasına fırsat tanıyın. Ee, ve kuşu aldıktan sonra sanki kuş orada değilmiş, yanınızda yokmuş gibi onun hakkında konuşun. Ama ne kadar güzel bir kuşmuş, ne kadar tatlıymış, iyi ki de almışız biz bu kuşu gibi hoş cümleler kurarak kuşunuzu sizinle kalmaya, sizin kuşunuz olmaya ikna etmeniz lazım. Kuş kendi kendine demeli ki ha tamam ben buraya geldim bundan sonra burada kalacağım bu insanlarla yaşayacağım ömrümün geri kalanını bu insanların yanında geçireceğim demeli ki o insanlarda siz oluyorsunuz zaten kuş hani sözel olarak bunu söylemese bile zihinsel olarak bunu kavramalı ve bunu kavramaya hem ona fırsat tanımalısınız hem de ikna etmelisiniz. Demin bahsettiğim gibi. Aman ne kadar güzel bir kuşmuş bu. Ne kadar tatlıymış. İyi ki de almışız gibi cümlelerle onu sizinle kalmaya, sizin kuşunuz olmaya ikna etmeniz lazım. Gelelim ele kola alıştırma meselesine. Benim mavişimle gümüşüm böyle durmazdı mesela. Yani durmazdı dediğim. Ee, ben bunları elime alacağım, böyle görebileceğim yakın bir yere getireceğim. Pek mümkün değildi o yani. Genellikle kapının üstünde duruyorlardı. Yavaş yavaş elime alıştırdım. Elime alıştırınca da video çekmek istedim. Şimdi kuşu elinize aldığınız zaman ki kolay kolay alamazsınız ilk eve geldiğinde ısırır, gagalar, bir şey yapar. Benim gümüşüm de mesela elimi çok ısırmıştı. Ee, Hani aman kuş bu ısırır falan deyip geçmeyin yani. Çünkü bu ısırma olayı aslında bir zeka göstergesidir. Şunu düşünün. Tanımadığınız bir insan size dokunacak olsa, "Hayırdır hemşerim, ne yapıyorsun? Sen kimsin?" demez misiniz? Buradaki de aynı mantık. Kuş sizi tanımaya çalışıyor. "Sen kimsin? Bana niye dokunuyorsun?" Benimle ne yapmak istiyorsun diyor. Hani bu ısırmanın manası aslında soru sormak. Kuş size soru soruyor. Niyetin ne? Bana ne yapacaksın? Niye dokunuyorsun? Benden ne istiyorsun diye bir manada size soru soruyor. Zaten bunu yapmasa kabahat olur hani ısırmasa falan. O zaman sakıncalı durumlar olabilir. Ama kuşunuz elinize aldınız, gagalıyor, ısırıyor falan buna kızmak veya üzülmek yerine sevinmeniz lazım. Çünkü bu bir manada kuşun sağlıklı olduğunu gösterir. Ayrıca biz insanların elleri kuşlara göre bir pençe gibi olarak aman pardon cümle düşüklüğü oldu. Bir pençe gibi algılanır, bir pençe olarak algılanır. Yani bizim ellerimiz onlara göre pençe ve biz de onların gözünde kocaman pençeleri olan büyük ürkütücü yaratıklar oluyoruz. Bize kocaman pençeleri olan büyük ve ürkütücü yaratıklar olarak bakıyorlar. Bizi öyle görüyorlar. Yani biz onların gözünde büyük ve kocaman pençeleri olan ne olduğu tanımlanamayan ürkütücü yaratıklarız. Şunu düşünün. Siz küçük bir kuşsunuz. Size doğru kocaman pençeleri olan büyük bir yaratık yaklaşıyor. Artı siz bu yaratığın ne olduğunu, neye benzediğini ve niyetinin ne olduğunu saptayamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz. İşin daha da korkunç tarafı bu yaratık sizi pençeleriyle kavramaya çalışıyor. Sizi pençelerinde tutmaya çalışıyor. Düşünün kuşunuzun gözünden bakın. Tanımlayamadığınız ne olduğunu bilmediğiniz kocaman pençeleri olan bir yaratık. Sizi kavramaya çalışsa, niyeti iyi bile olsa, ilk başta sizi pençeleriyle sarıp sarmalamaya çalıştığında ne düşünürsünüz, ne hissedersiniz? Veya size dokunmasına, sizinle o büyük pençeleri sayesinde etkileşime geçmesine ne kadar izin verebilirsiniz? Şahsen ben hiç izin veremem. Ben kuşlarımın gözünden bakıyorum da ürperiyorum yani. Düşünüyorum, küçük bir kuş olsam, kocaman pençeleri olan, ne olduğunu tanımlayamadığım büyük bir yaratık bana doğru yaklaşsa, beni pençeleriyle kavramaya çalışsa ne olur diye düşünüyorum. Ben bile ürperiyorum. Ben izin veremezdim şahsen. Kuşumuzun da yaptığı bu aslında. Biz onun gözünde kocaman pençeleri olan büyük ve korkunç bir yaratık olarak görünüyor olabiliriz. O yüzden dokunmamıza müsaade etmiyor olabilir. O yüzden zaman verin kuşunuza. Hani onun bakış açısını değiştiremeyebiliriz ama en azından kuşumuzun şöyle demesini sağlayabiliriz. Hani evet bu kocaman pençeleri olan büyük bir yaratık ama bu yaratığın ki o yaratık biz oluyoruz. Kötü bir niyeti yok. Bu yaratık beni sevmeye çalışıyor. Bana iyi davranmak istiyor. Benimle iletişim kurmak istiyor diye kuşunuzun zihninden bunu geçirmesini sağlayabiliriz. Yani kuşumuz bunu söyleyebilir. Yani, e, sözel olarak ifade etmese bile zihinsel olarak düşünür. Der ki tamam bu kocaman pençeleri olan büyük bir yaratık ama niyeti kötü değil. Niyeti bana zarar vermek beni incitmek değil. Hani bunu düşünebilir, zihinsel olarak aklından bunu geçirebilir. Bazı durumlarda ve bir takım eğitimler sayesinde kuşumuza bizim aslında kocaman pençeleri olan büyük bir yaratık olmadığımızı e, ifade edebiliriz ama genellikle kuşumuzun bize karşı bakış açısı değişmiyor. Yani o onun gözünde biz hala kocaman pençeleri olan ürkütücü bir yaratık oluyoruz ama en azından kuşumuz diyor ki bu yaratığın kötü bir niyeti yok bu yaratık beni üzmek incitmek istemiyor bu yaratık beni sevmeye çalışıyor diyebilir bunu söyleyebilir kuşumuzun zihninden böyle geçirmesi için yani bizi e, kötü bir yaratık olarak değil de hiç olmazsa iyi kalpli bir yaratık olarak görmesini sağlamak için ona zaman tanıyabiliriz. Ee, bunu nasıl yapabiliriz? Yani elimizin elin kötü olmadığını kuşa nasıl öğretebiliriz? Bilindik yöntemler var. İşte elden yem verme, daldırısı verme, meyve verme ama bu şöyle değil. Hani kuşçularda ben bütün kuşçuları kötülemek amacıyla söylemiyorum aslında. Hiçbirini kötülemek için söylemiyorum ama kuşçular da şunu diyebiliyor bazen. Aç bırakın. Elinizden yem Olmaz. O zaman size karşı güven duymasını değil, sizden korkmasını sağlarsınız. Evet, aç bırakırsanız ee, elinizden yem yer. Evet, elinize kolunuza gelebilir. Pardon. Özür dilerim gümüş kusura bakma. Ama bu ele kola gelme olayı sizi sevdiği için değil. Size muhtaç olduğu için, sizden korktuğu için olacaktır. Bizim amacımız korku vererek onun üzerinde baskı kurmak değil, onun dünyasına girerek onunla arkadaş olmaya çalışmak. Aç bırakırsan ne olur? Tamam, senin elinden yem yer. Tamam, eline koluna alışabilir. Ama bunun arkasında bir sevgi olmaz. Bunun arkasında korku olur. Sizden korktuğu için, size muhtaç olduğu için elinize kolunuza gelir. Fark ederseniz karnı doyduktan sonra bir daha elinize kolunuza gelmeyecektir. Yanınıza bile yaklaşmayacaktır. Aç bırakmak doğru bir yöntem değil. Tamam. Elimizden besleyelim. Elimizden bir şeyler yedirmeye çalışalım ama her zaman onun yemliğinde de yem olmalı. Ona sen bana muhtaçsın mesajı vermek yerine ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Hani senin yemliğinde de yem var ama benim elimden yesen daha iyi olur. Ben seni kendi ellerimle beslemek istiyorum mesajı verebiliriz. Böylece Kuşumuz hem aç kalmamış olur, hem de bize muhtaç olmadan, bizden korkmadan, elimizden bir şeyler alıp yiyebilir. Konuyu ne kadar ifade edebildim bilmiyorum ama bu durum böyle. Yani buradaki temel amaç kuşumuza ellerimizin kötü olmadığını öğretmek. El kötü değil. Eller zarar verici değil. Bunu kuşa e, lanse edebilirsek, bunu öğretebilirsek çok güzel olacaktır. Diğer bir yöntem ise e, kuşun dikkatini çekecek şeyleri elimize alabiliriz. O, oyuncağı olabilir veya renkli başka bir materyal olabilir. E, kuşumuzun dikkatini çekecek bir takım e, malzemeler ki renkli şeylerden hoşlanır kuşlar dikkatlerini çeker olabilir ya da hiçbir şey bulamazsak telefonumuzu elimize alırız. Türüne göre bazen sultan papağanın sesi, bazen muhabbet kuşu sesi açarak kuşumuzun elimize e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kuşumuzu telefonumuza dolaylı yoldan Elimize gelmesini sağlayabiliriz. Elimize gelmesini sağladıktan sonra da e, müthiş bir yavaşlık sergilememiz lazım. Hani kuş bize o şansı her zaman vermez. Verdiğinde de o şansı çok çok iyi dikkatli bir biçimde değerlendirmemiz gerekir. Yani kuş elimize geldiği zaman hemen cumburlop diye kavrayalım, bütün vücudunu sarıp sarmalayalım. Bu olmaz. Bunu yaparsanız kuş Size bir daha güvenmez. Kendi zihninden, kendince hata etmişim diye düşünür ve bir daha size güven duymaz. Yapacağımızı yaptık, uygulanabilecek tüm yöntemleri uyguladık, kuşumuzu elimize alıştırdık. Kuşumuz elimize geldiği andan itibaren ee, süper ötesi, ultra bir yavaşlık sergilememiz lazım çok yavaş olmamız lazım. İnanılmaz derecede yavaş olmamız lazım ki kuşu ürkütmeyelim. Çünkü demin de bahsettiğim üzere kuşumuz bize aynı şansı defalarca vermeyecektir. Vermeyebilir hatta direkt vermez. Aynı şansı ikinci defa bize tanımaz kuşumuz. O yüzden elimize geldiğinde ona şunu ifade etmemiz lazım. Benim ellerim sana zarar vermek için değil, seni sevmek için var. Benim ellerim senin için bir tuzak değil, sıcak bir ortam mesajı vermemiz lazım. Bu mesajı da nasıl verebiliriz? Kuşumuz elimize girir gelmez bütün vücudunu lap diye kavramayacağız. Elimizin üstünde parmaklarımızda gezinmesine hatta bazen alakasız bile olsa kolumuza omzumuza çıkmasına müsaade edeceğiz ellerimizin bir yani diğer bir manada ellerimizin bir kapan olmadığını bir tuzak bir kıskaç bir pençe olmadığını bu şekilde kuşumuza öğretirsek ikinci üçüncü dördüncü beşinci defaya doğru biz artık hızlı da hareket etsek kuşumuz bize güvendiği için artık güven duyduğu için elimize rahatlıkla gelecektir. Bugünkü içeriğimizde de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Dur düğme